Ben Fatma Nedret Munzur. Küçük yaşlardan itibaren sanata olan ilgim, resme olan ilgim beni içime yolculuk yapmaya yöneltti. Ve eğitimimi de resim eğitimi konusunda aldım üniversitede. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Resim ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdim. Okulu bitirdiğim zaman öğretmen olmuştum. Ama sanata olan ilgim beni üstadlarla çalışmaya yönlendirdi. Bu süreçte ata olan sevgim, ata olan ilgim, muhabbetim Rus devlet sanatçısı Hızır Tepeyev Bey'le atı çalışmama neden oldu. Ve çok büyük keyifle at konseptini çalışmaya başladım. Atlar bana özgürlüğü, duyguyu, zerafeti, letafeti anlatıyor. At çalışmaktaki en büyük nedenim, kendi ruhumda da müthiş bir özgürlük var benim. Özgürlüğü çok seviyorum. Ruhumuz özgürleştikçe nefsimizin bizi yenemeyeceğini düşünüyorum. Ruh özgürleştikçe nefis bir yerde küçülüyor. Onun için özgürlüğe çok önem veriyorum, çok değer veriyorum. Atlar da bu konuda benim için çok önemli. Sadakatin ve asaletin simgesi olması da çok önemli. Çünkü sadakat gerçekten insanlık aleminde çok güzel bir vasıf. Zeka herkeste var ama vefa herkeste olmuyor. Atlarda da bu vefa var, onu hissediyorum. Bunun dışında atların duygusallığının ötesinde vücudumuzun da bir binek olduğunu düşünüyorum. Tasavvuf büyüklerinin söylediği gibi. Bedenlerimize iyi bakmamız gerektiğini özdeşleştiriyorum atlarla birlikte. At çalışmak bana çok büyük keyif veriyor. At çalıştığım zaman kendimi farklı bir yolculukta hissediyorum. Yani içime yaptığım yolculuğun doruk noktası olarak hissediyorum atla çalıştığım zaman. Atların anatomisi çok önemli. Sağ olsun Hızır Tepeyev Bey bana bu konuda çok büyük destek oldu. Anatomiyi iyi bilmezsem atı iyi çalışamayacağım bilgisini verdi. Ata olan sevgim ve ilgim küçük yaşlara dayanıyor. Balkanlardan gelen baba sülalem İzmir'de bir at çiftliği kuruyor dedem. Ve babam, dedem şahane ata binen kişiler. Bu arada biraz nesilden nesile herhalde DNA'larla da geçiyor. Oğlum da çok güzel ata biniyor. At duygusu küçüklükten beri ruhumda var. Onlardan dinlediğim hikayeler beni bu sevgiyi pekişmekte birazcık rolü var diye düşünüyorum. Bu sevginin pekişmesinde. Ruhumuzun zorlukları ve engelleri aşarak olgunlaştığı düşüncesiyle atın özgürlüğünü simgelemeyi çok seviyorum resimlerimde. Bu nedenle de kopya resim çalışmaya çok karşıyım. Fotoğraflayarak, fotoğraftan veyahut da doğada gördüklerimi resmetmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra hiçbir zaman büyük küçüğü bu özgürlükle ezer diye bir düşünce olmamasını da simgelemek istiyorum bazı resimlerimizde. Yani atın oradaki asaletini, zerafetini, inceliğini simgeliyorum. Anatomiye çok önem veriyoruz. Çünkü anatomi düzgün olmazsa yaptığımız resim sağlıklı olmaz. Perspektife önem veriyoruz. Bu arada perspektif çok önemli. Genelde atları yağlı boyayla çalıştım. Birkaç tane sulu boya çalışmam var atla ilgili ama yağlı boya çalışmak atta daha verimli oluyor. Çünkü düzgün bir anatomiye ihtiyacımız olduğu için genelde yağlı boya çalışıyorum. Atlar asaleti, zerafeti simgelediği için biz de çalışmalarımızda mümkün olduğu kadar yumuşak dokunuşlarla ve daha çok pompon fırçalar kullanıyorum at çalışmasında. Belirledikten sonra çizgilerimizi detaya giriyoruz. Detaya girdiğimiz zaman duygularımızı da katıyoruz.
Tabii ki ben fantastik realist çalıştığım için mutlaka atlarda bazı hayali duygular da kullanıyorum. Bunlar da beni çok mutlu ediyor, izleyenleri de çok mutlu ediyor. Çünkü atların o zerafetine, o özgürlüğüne katkısı oluyor bu çalışmanın. Daha önce bahsettiğim gibi atalarımız Balkanlardan mübadil olarak Türkiye'ye gelmişler ve İzmir'de at çiftliği kurmuşlardı. Atalarımızın ata olan sevgisi, ilgisi, muhabbeti bende zuhur ettiği zaman ben de at çalışmaya niyet etmiştim. Ve bu resmimi de yine Balkanlarda Taşköprü, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü denilen Üsküp'te yer alan Taşköprü, damadımın orada görev yaptığı sıralarda, çok da önemli bir görevdeydi kendisi. Onu da özgürlüğün simgesi ve yaptığı görevin niteliğini anlatmak üzere atla simgeledim. Ve böyle bir çalışma yapmayı uygun gördüm. Tabii ki bu arada bazı hayallerimi de kattım bunun içine. Doğadaki bazı ağaçlar ve diğer konseptler de ufak tefek hayallerimin eseri oldu. Bu çalışmamı da başlarken şöyle bir düşünceyle başladım. Daima nefsimizin seyisi olalım ki ruhumuz özgürce şahlansın. Ve burada genç bir at simgesi aldım. Yine fantastik realist olarak çalışmalarım devam ediyor. Bu genç atın tertemiz ruhla hayallerini çiçeklerle ifade ettim. Ve bunun önünde de bir elif çalışmayı uygun gördüm. Elif doğruluğun, düzgünlüğün simgesi. Aynı zamanda elif harfinin hiçbir harfe ihtiyacı yok ama bütün harflerin elife ihtiyacı var. Atlar da hiçbir şeye ihtiyaç duymadan zaman zaman yaşantılarını en güzel şekilde sürdürebilen yaratılmışlardır. Öyle düşünüyorum. Elif harfinin yapımında sağ olsun atölye arkadaşım Hattat Ali İhsan Bey bana yardımcı oldu ve böylelikle de daha doğru bir elif, yani doğruluğuna da uygun bir elif olacağına inanıyorum. Burada tabii atımızın hayalleri var. Gençlerimizi yetiştirirken bu elif gibi doğru, düzgün, özgür, idealist, ayakları üzerine basan kişilikli gençler olarak yetişmesini simgelemek istedim burada. Özgüvenli, kişilikli, bilgili, bilinçli, donanımlı bir nesil yetişirse, atların zerafeti, atların letafeti, atların duygusallığı da katılırsa, şahane bir nesil yetişeceğine inanıyorum. Sanat sadece sanatçının duygularını değil, aynı zamanda duygularla topluma mesaj veren kişidir. Ben de tablolarımda felsefi olarak topluma mesaj vermeye çalıştım. Atlar çok zarif, çok naif hayvanlar olduğu için ve hayvanların da kemalata ermiş, kamil hayvan olmuş bir durumda olmasından kaynaklanarak burada atların zerafetini belki bir şölene, belki bir düğüne, belki bir toplantıya hazırlık anlamında fantastik bir hale getirdim. Onun üzerine bir şal ve sırtına da bir çanta yerleştirdim. Kuşların da şöyle bir anısı var bende. Rahmetli validem bana kuşlar gibi yaşa derdi. Onu burada işlemek istedim. Diğer atta ruhumuz yüceldikçe, ruhumuz olgunlaştıkça tekamül sürecimizde tevazuumuz artar. Bunu da atlarda ben görüyorum. Orada da yine güçlü bir hayvan olan atın küçücük bir kaplumbağayı ezmemek için ayağını kaldırması orada benim verdiğim mesaj oluyor. Yani gücümüz olduğu zaman biz karşımızdaki küçüğü ezmeyiz.
ruhumuz yüceldikçe, gücümüz oldukça karşımızdaki küçücük de olsa saygı gösteririz. Tema öyle. Diğerinde diğer atlarda seyis var orada. Ruhumuzun seyisi olmalıyız. Biz ruhumuzun, nefsimizin seyisi olduğumuz zaman, nefsimizi biz terbiye ettiğimiz zaman seyis gibi, o zaman ruhumuz at gibi şahlanır bizim. At gibi şahlanır. Diğer tarafta yine atın özgürlüğünü ve atın güzelliğini ve tek başına neler başarabileceğini anlatarak, bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik temasından çıkarak böyle bir konsept çalışması yapmıştım.